Doktorlar ellerinden ne geldiyse yaptılar. Herkes bize yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Mustafa gerçekten çok azimli, çok hırslı bir sporcumuz. Milli sporcu olmaya çalışıyor. İleride dünya şampiyonu olabilir, dünyayı gezebilir. Kimseye ihtiyaç duymadan ayakları üstünde durabilir. Ben Mustafa'yı Türkiye şampiyonasına, olimpiyatlara, dünya şampiyonasında görmek istiyorum. Ben Mustafa Kadar, 16 yaşındayım. 25 Ocak 2006'da Şırnak'a bağlı İkice köyünde dünyaya geldim. 10 kardeşiz, ben 9 numarayım. Annem efendimi, babam çoban. Mutlu bir çocukluk geçirdim. İlkokulumu köyümde okudum. 4. sınıfın 2. haftası öğleye doğru arkadaşlarımla oyun oynarken hava da hafif yağmurluydu. İkice köyünden kum caddeye uzanan yüksek gerilim elektrik hattına kapıldım. خداز وزنانی می دی بون گل ام استفای موی جیلونی به Mustafa'mı elektrik çarptığında hemen beni çağırdılar. Önce ambulansı çağırdık, Şırnak'a götürdük. Daha sonra acil olarak oradan Diyarbakır'daki hastaneye gönderdiler. Acil olarak beni ambulansla Diyarbakır Araştırma Fakültesi'nde götürdüler. Direkt ameliyata sokup kolumu keseceğini söylediler. Yoksa öleceğimi söylemişler. Sonra iki kolumu kestikten sonra orada 53 güne yakın orada tedavi olmaya başladım. Mustafa büyük bir ameliyat geçirdi. 23 saat ameliyatta kaldı. Büyük ameliyat sonrasında 9 ameliyat daha geçirdi. Doktorlar ellerinden ne geldiyse yaptılar. Herkes bize yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. İki kolum kesildikten sonra eve geldik. Evde 4-5 ay hiç çıkmadım. Psikolojim bozuktu. Moralim hiç kimseyle yani hiç kimseyle görüşmek istemiyordum. Annemi çok seviyorum. O bana yardım ediyor. Hayatta duyabileceğim en büyük desteği o veriyordu. Yani yemeği o yediriyor, giysilerimi o giydiriyor. Annemi çok seviyorum. Kodeme 6 erkek çocuğum, 4 tane de kızım var. Kardeşleri ve bizler Mustafa'nın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkes yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Sonra okula gitmeye başladım. Yani eğlenceli vakitle geçirmek istedim ama yine de olmuyordu. Sonra Sayın Valimiz Mehmet Aktaş'ın desteğiyle Ankara'daki Gazi Araştırma Fakültesi'nde gittik. Oradaki günlerim heyecanlı geçiyordu. Oradaki Gazi abilerimle beraber heyecanlı vakit geçiriyorduk. AVM'ye gidiyorduk, sinemaya gidiyorduk. Akşam çıkıyorduk. Ya öyle böyle zaman zamanın sonuna geldik. Doktorlar dedi ki artık protez kolun yapıldı, artık takabilirsin.
Mustafa'nın protez süreci de Ankara Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettik. Yanında Gazi abileri vardı. Gazi abileriyle beraber çok güzel vakit geçiriyordu. Gün geliyordu ki sinemaya gidiyordu, AVM'de vakit geçiriyordu. Daha çok bu tarz şeyler yapıyordu. Mustafa'nın kafası dağılıyordu. Hastanedeki en küçüğü olduğu için orada daha çok onunla ilgileniyordu. Hemşireler olsun, Gazi abileri olsun. Gün geçtikçe onun içinde değişiklik oluyordu. Protez kol takıldıktan sonra kendimi daha iyi hissettim. Yani artık her şeyi yapabiliyordum ama yine de olmuyordu çok şey. Ağır şeyleri kaldıramıyordum. Yani iki parmak tek kullanabiliyordum. Sadece su içebiliyordum, yemek yiyebiliyordum, bu kadar. Başka bir şey yapamıyordum. Yaşım da ilerledikçe artık protez kol bana küçük gelmeye başlamıştı. Artık protez kolları çıkardım, artık olmuyordu. Ama çıkardıktan sonra hayat biraz zor geldi ama yine de arkadaşlarım bana yardım ediyordu. İyi davranıyorlardı. Buradaki okula yine de gidiyordum. Sınav vakitleri geldiğinde de hocalar benim yerime kalem tutuyordu. Onlar bana yardım ediyordu. Sonra öyle böyle 8'e geldikten sonra da hocalar yani benim yerime LGS'ye girdiler. Nasıl diyeyim? Onlar benim yerime kalem tutuyordu, yazıyı siliyorlardı. Öyle böyle LGS de bitti. Artık lisedeydim. Şırnak Spor Lisesi'ne gittim. Spor Lisesi'ne de servisle gidip geliyorduk. Sabah 6'dan burada yolun yanına gidip okulun servisiyle Spor Lisesi'ne gidiyorduk. Okul hayatım da böyle geçiyordu. Spora olan ilgim işte Beşiktaş olan şeylerimle başladı. Zaten hep Beşiktaş'taydım zaten. Her maçını kaçırmadım. Sürekli izliyordum. 2016'dan beri hep Beşiktaş'ın bütün maçlarını seyretmişimdir. Beşiktaş'a gol attığında zaten büyük derbilerde gol attığında benden çok seviniyordum. Yani nasıl diyeyim? Bana bir heyecan geliyordu. Beşiktaş maçını izlerken zaten kendimi o oyuncuların yerinde hissediyorum. Öyle bir heyecan geliyor. Onlar gol attığında ben onlardan daha çok seviniyordum. Karşı karşıya Weghorst, Weghorst, şut ve gol! Weghorst, Vodafone Park'ta Weghorst. Futbolda çok düştüğümden dolayı abim de bana dedi atletizme gidebilirsin yani. Koşar da bilirsin, koşmayı da seviyordum. Artık atletizme de gittim. Zaman geçirebileceğim bir alanım oldu. Yani spor lisesinde de iyi bir koşucuydum. Köyde de koşuyordum. Arkadaşlarım hepsini de geçiyordum. Ama spor lisesine gittikten sonra iyice daha da heyecanlı hale geldi. Artık atletizme tam yöneldim. Merhaba, ben Züleyha Müldür. Atletizm antrenörüyüm. Mustafa'yla çalışıyorum. Mustafa benim çok özel bir sporcum ve onun gibi bir sürü özel sporcularımız var bizim. Mustafa'yla biz hafta içi burada şehir stadında antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız çok zevkli, heyecanlı, çok güzel geçiyor. Antrenmandan önce zaten ayak kaslarımı geliştiriyordum, fitness yapıyordum. Yani arada spor salonuna geliyordum, arada da köyde. Yani birkaç kum turbasıyla yapıyorduk. Engelli olduğum için spor yapabiliyorum. Hayallerim var. Yani bunu da devletime borçluyum. Bana spor salonu yani atletizme yönelici bir branşım verdiler. Bir branş verdiler. Yani hayatta böyle geçirebiliyorum. Hayallerim de var. Onları da yapmaya çalışacağım. Spor hayatımı çok değiştirdi. Yani nasıl diyeyim? Artık uğraşabileceğim bir alanım oldu. Spor beni motive ediyor resmen. Yani nasıl diyeyim? Beni hayata bağlıyor. Milli sporcu da yani koşuda çok iyi. Kendisine güveniyor. Eminim yani daha çok iyi şeyler yapacak. Şampiyon olarak onu görmek istiyoruz.
Mustafa şıngıl çillisi lise sporu gelaş hali hamam. Mustafa önceden de sporu çok seviyordu. İleride dünya şampiyonu olabilir, dünyayı gezebilir. Kimseye ihtiyaç duymadan ayakları üstünde durabilir. Mustafa gerçekten çok azimli, çok hırslı bir sporcumuz. Ben Mustafa'yı Türkiye şampiyonasına, olimpiyatlara, dünya şampiyonasında görmek istiyorum. Mustafa madalyaya koşarken biz her zaman il müdürümüz olarak, buradaki antrenör olarak her zaman destekliyor. O madalyaya koşarken biz her zaman Mustafa'nın arkasındayız. Diğer engelli arkadaşlarıma da bu tavsiyede bulunuyorum. Yani hayallerin peşinden koşun. Yani nasıl diyeyim? Bir engel tanımayın. Yani hayat devam ediyor. Ya evde kalacaksın ya da hayatına devam edeceksin. Ama hayatınıza devam edin. Daha rahat geçecek. Spor yapın, hayata bağlan. Bence sıra sizde.